Barın katliamı, Çin'in Doğu Türkistan'da kanlı sömürge tarihinin kanlı yüzünün ortaya çıkması ve Doğu Türkistanların Çin sömürgeciliğine karşı özgürlük ateşini yakan Doğu Türkistan tarihinin önemli bir evresidir. Barın katliamı yıl dönümü sebebiyle bugün dünyanın birçok yerinde Uygurlar Çin konsoloslukları önünde ve meydanlarda Çin'i protesto ettiler. Barın şehitlerini rahmetle anıyor, Kızıl Çin zulmünü lanetliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında başlayan ticaret krizi büyüyor. Washington yönetimi %25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı Çin menşeili ürünlerin listesini yayımladı. Listede ticari değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan 1300'e yakın ürün bulunuyor. Pekin yönetimi Washington'a aynı şekilde karşılık verileceğini duyurdu. ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ülkesinin Suriye'den çekilmesi süreciyle ilgili "Amacımız DAEŞ'i bitirmekti. Bu amacı gerçekleştirme yolunda çok ciddi ilerleme kaydettik. Dolayısıyla artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok. Şimdi amaç yerel güçlere geçiş süreci olacak," dedi. Facebook, kullanıcı bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığı skandalda 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğine inandığını açıkladı. Facebook'ta usulsüz veri toplandığı iddialarını ifşa eden Christopher Filey, bu rakamın 50 milyon olduğunu açıklamıştı. Ankara'daki Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinin ardından Vladimir Putin, herkes bölge için insani yardımın gerekliliğinden bahsediyor. Ancak Türkiye, İran ve Rusya dışında bunu yapan çok az sayıda ülke var, dedi. Lockheed Martin Havacılık Şirketi, NASA'nın dünyanın en hızlı ticari uçağını üretmek için hazırladığı yaklaşık 250 milyon dolarlık projesini üstlendi. X-Plane adı verilen proje ile üretilecek süpersonik uçak, saatte yaklaşık 1600 km ile sesten daha hızlı yol alacak.